Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'lilerle ilgili bir çalışma yapıldığını söylemişti. Bakan Bilgin'in sonuçların bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla paylaşılacağını belirttiği çalışmalarla ilgili yol haritası da netleşti sevgili izleyiciler. Buna göre 6 önemli aşamadan oluşan çalışmanın ilk maddesi kapsam olacak. Daha sonra sırasıyla çalışmada emeklilik şartıyla ilgili özellikle mali boyut, kaynak uygulama biçimi ve taslağın yazılması gibi önemli maddeler ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda emeklilikte yaşa takılanlar konusuna değinmişti. Bilgin, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliye çalışması yapıldığını bildirmişti. Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin, karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını söylemişti. Bu açıklamalardan sonra EYT'liler konuyla ilgili yapılacak çalışmanın nasıl yürütüleceğini merak ediyor. EYT'lilerle ilgili yapılan çalışmada yol haritası belli oldu. Buna göre 6 önemli aşamadan oluşan çalışmanın ilk maddesi kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesiyle birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek. Komisyonun ikinci konusu ise emekliliğin hangi şartlarda gerçekleşeceği. Burada birkaç formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yılını ve primini doldurup yaş şartını yerine getirmeyi bekleyenlerin bu şarta bakılmadan emekli edilmeleri söz konusu olabilecek. Daha sonra çalışmada mali boyut ele alınacak. Emeklilikte yaşa takılanların sayısı ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Ancak çok homojen ve farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor. Ardından mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının da sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak. Düzenleme yapılırken uygulama ile ilgili detaylar da ortaya çıkartılacak. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, müracaat şekilleri, bu müracaatların değerlendirilmesi gibi bürokratik konular da ortaya konulacak. Bütün çalışmalar tamamlandıktan ve alternatifler arasından birisi seçildikten sonra taslak hazırlanarak meclise sevk edilecek. Ardından da yasalaşma ve yönetmeliklerle uygulanma süreci başlayacak.